Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray Kaan Ayhan'ı transfer etti. Hem de çok makul koşullarda transfer etti. 300 bin euro kiralama bedeli verdi ve sonraki satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde. Ve bu satın alma opsiyonu da çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Niçin böyle söylüyorsun diyecek olursanız. Çünkü Kaan Ayhan için başta Sassuolo 5 milyon euro istiyordu. Şimdi 300 bin euro kiralama bedeli. Kaan Ayhan'ın maaşı yarım dönemlik 600 bin euro. 900 bin euro. 3.8 milyon euro da bütün haklarını almak için Galatasaray'ın koyduğu opsiyon. Sassuolo ile bu koşullarda anlaştı ama 3.8 milyonu birden ödemiyor Galatasaray. Düşükten yükseğe doğru eşit olmayan taksitlerle ödeyecek ve 4 yıl içerisinde bu ödemeyi yapacak. Yani sudan ucuz diyebiliriz transfer koşullarına ve Kaan Ayhan gibi çok mevkide oynayabilen futbolcuların pazarına baktığımızda son derece makul bir transfer operasyon olarak dikkat çekiyor. Kaan Ayhan'ın ayrıca maliyetlerinin çok makul olmasıyla birlikte çok mevkide oynuyor olması da bence Galatasaray için büyük bir avantaj. Çünkü hepinizin malumu stoper de oynayabiliyor, defansif orta saha olarak oynuyor ve gerektiğinde sağ bek oynayabiliyor. Milli takımda bunu gösterdi. Gole yakın yan toplarda her zaman hava toplarını değerlendiren ve gol atan, yani ileriye çıkma kabiliyeti de yüksek olan futbolculardan bir tanesi Kaan Ayhan. Şimdi bu bahsettiğim özelliklerinden dolayı milli takım oyuncusu ve yerli statüde oynuyor. Kaan Ayhan'ın varlığından dolayı Galatasaray'ın 3 tane sağ bekinin olduğunu ve 4 tane yerli stoperinin olduğunu söyleyebiliriz. Kaan Ayhan gerektiğinde stoper de oynayabilir. O stoper oynarsa şu anda takımın en formda oyuncularından bir tanesi olan Abdülkerim Bardakçı'nın sol bek oynama yeteneği var. Sol ayağını kullanıyor ve bence bindirmelerde de topu oyuna iyi sokabilme yeteneği nedeniyle başarılı olabilir. Gerektiğinde o sol bek oynar. İşte 3 tane sağ bek oldu. Leo Dubois, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sağ bek oynayabiliyor. Dolayısıyla sağ bek ihtiyacı hasıl olmaz ama olduğunda Kaan Ayhan sağ bek olarak da oynayabilir. Yerli oynatmak zarureti hasıl olduğunda da işte stoper veya defansif orta saha oyuncusu olarak da Kaan Ayhan'ı oynatabilirsiniz. Yani hem maliyetleri hem de oyuncunun özellikleri nedeniyle son derece karlı ve avantajlı bir transfer oldu ki Beşiktaş da bu transfer üzerinde duruyordu. Son olarak Galatasaray bu transferi bitirmeyi başardı ve bence çok da makul bir transfer operasyonu oldu Galatasaray adına, büyük bir kazanım. Bu belki de sol bek transferini öteleyecek Galatasaray adına. Sol bek transferi yapılmayacak bundan dolayı Galatasaray'da. Ama Galatasaray bir sol bekini gönderecek. O da Patrick Van Aanholt. PSV Eindhoven Patrick Van Aanholt'a talip oldu. Bu transfer için PSV'nin Galatasaray ile anlaşması gerekiyor. Galatasaray elbette ki Kasımpaşa'ya maaşının belli bir bölümünü vererek göndermektense maaş yükünden 1.9 milyon euro garanti para olan maaş yükünden bütünüyle kurtulup PSV'ye göndermeyi çok daha makul görecektir. Galatasaray yetkililer PSV Eindhoven'un yetkililerle görüşüyorlar. Muhtemeldir ki önümüzdeki saatlerde Patrick Van Aanholt'un ayrılığını Galatasaray yönetimi açıklayacak. Seferovic İstanbul'da kalmak istiyormuş. Düzenini bozmadan ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamak istiyormuş. O nedenle Kasımpaşa'ya transferinin çok daha olası olduğunu biliyoruz. Başakşehir diyenler de olmuştu. Ona saygı duyuyorum ama Kasımpaşa bugün çok daha ağırlıklı bir biçimde onun transferiyle ilgileniyor. Ama tabii Galatasaray'a maaşının büyük bir bölümünü ödetmemek koşuluyla Galatasaray bu transferi gerçekleştirecektir. Bu transfere izin verecektir. Seferovic'in de arzusu İstanbul'da kalmak olduğuna göre onun da arzusu gerçeğe dönülmüş olacaktır. Fofana transferi olmuyor çünkü Chelsea kiralık olarak Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Oyuncu vermeye sıcak bakmıyor, kiralık oyuncu vermeye. Dolayısıyla Fofana transferi olmuyor. Mateta ile ilgili menajerlerin bir önerisiydi. Crystal Palace'da oynayan futbolcu ama Galatasaray çok fazla Mateta transferi üzerinde de durmuyor. Deniz Undav da maliyetleri nedeniyle şu an itibariyle transferi düşünülmeyen futbolculardan bir tanesi ama Galatasaray Kaan Ayhan transferinden sonra ön bölgeye, forvette, kanatlarda da oynayabilecek ama forvet özelliği yüksek bir futbolcu transfer edebilir. Önümüzdeki 48 saat çok önemli. Bu 48 saat içerisinde tıpkı Kaan Ayhan'ı getirdiği gibi ön bölgede oynayabilecek bir forvet oyuncusunu da İstanbul'a getirebilir Galatasaray. Sürpriz bir isim ve gizli tutulan bir isim. Galatasaray bu isim üzerinde çalışıyor ısrarla. Tabii Galatasaray'da satılmayacak oyuncular var. Ne pahasına olursa olsun teklif gelse de satılmayacak oyuncular var. Onların başında da Nelson ve Sacha Boey geliyor. Bu iki oyuncu kesinlikle satılmayacak. Bu iki oyuncuya ilgi duyan takımlar vardı ki Dursun Özbek bu yönde bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Bununla birlikte
Elbette ki Galatasaray'da üçüncü bir transfer olabilir ama koşulların uymasına, yani koşulların uygun olmasına bağlı. Galatasaray çok fazla harcama yapmak istemiyor ve alacağı oyuncuların yerli olmasını istiyor. O yüzden Kaan Ayhan transferi büyük bir önem arz ediyordu. Dolayısıyla Kaan Ayhan transferini bitirdikten sonra Galatasaray ön bölgeye iş yapabilecek, üçüncü forvet konumunda olabilecek, yedek beklediğinde sorun yaratmayacak bir oyuncu da alabilir. Bir kez daha hatırlatıyorum, 48 saat içerisinde Galatasaray ön bölgeye de bir transfer açıklaması yapabilir. Bununla birlikte Mert Müldür'den bahsedildi. Mert Müldür ile ilgili iddiaları Galatasaray yönetimi yalanlıyor. Ama Mert Müldür'ün avukatlığını yapan temsilcisi Özgür Dobruca diyor ki Galatasaray'ın bir teklifi var. Sassuolo da onun çıkışı ile ilgili pozitif bir inisiyatife sahip. Dolayısıyla bir çözüm arıyorlar. Ama Galatasaray yönetiminden Mert Müldür ile ilgili herhangi bir teklifin verildiğine dair doğrulama gelmedi. Bununla ilgili Galatasaray'ın bir teklifi olmadığını söylüyor yetkililer. Mert Müldür önemli bir oyuncu ama sakatlıktan henüz çıktı. Bileği kırılmıştı biliyorsunuz. Ayrıca pupis sorunu nedeniyle ben son derece hassas davranılması gerektiği kanaatindeyim Mert Müldür transferi konusunda. Çünkü Mert Müldür belki de Galatasaray'a transfer olsa bile bu dönem içerisinde verimli olamayacak bir futbolcu. Elbette ki sol bek, sağ bek, stoper oynuyor olması büyük bir avantaj ve milli takımdan da beğendiğim bir oyuncu ama bütün bu etkenler yetmiyor. Futbolcunun son durumuna ve sağlık durumuna bakmak lazım. O açıdan düşündüğümüzde Mert Müldür transferinin şu an için Galatasaray'ın gündeminde olmadığını, bugün edindiğim bilgiye göre Galatasaray'ın gündeminde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaan Ayhan geldiğine göre Gravion transferi de artık gündemde değil Galatasaray adına. Çünkü Galatasaray bu konuda kulübü Rems'le bir görüşme yapmıştı ama anlaşma sağlanamadı. Üstelik Kaan Ayhan transfer edildiği için artık böyle bir transfere ihtiyaç yok. Çünkü Galatasaray'ın artık tecrübeli bir yerli stopere de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sağ bek, aynı zamanda defans orta saha olarak oynayabiliyor. Bir kez daha ifade ediyorum, takımı formda isimleri Nelson, Abdülkerim ikilisi bozulmadan Nelson sol tarafta, Kaan Ayhan da Nelson'a da düzelterek söylüyorum. Abdülkerim sol tarafta, sol ayağını kullanabildiği için sol bek olarak Kaan Ayhan'la Nelson da stoper mevkinde oynayabilirler. Bu durumda takımın en çok mücadele eden futbolcularından bir tanesi hem sağ bek olarak hem sol bek olarak oynayan Leo Dubois'un açıkta kalması, yani yedek kulübesinde olması söz konusu ama rotasyonda ona da yer bulunabileceği kanaatindeyim. Tabii Kaan teorik olarak düşündüğümüzde bu mevkileri oynayabilir ama form durumu nedir? İtalya'dan nasıl geliyor? Buna da bakmak lazım. İstanbul'a geldi Kaan Ayhan ama son form durumunu bilmiyoruz. Tabii intiba, kısa süredeki intiba ve onun fiziksel maç temposu açısından son durumuna göre ona görev verecek Okan Buruk. Hiç kuşku yok ki Ümraniyespor maçı kolay olmayacak Galatasaray adına. Kolay bir maç olarak gözükebilir kağıt üstünde ama kolay olmayacak. Çünkü Ümraniyespor ön bölgede tehlikeli, hızlı hücum yapan ve anında gol atabilen bir takım. Her ne kadar ligin sonuncu basamağında yer alsalar da dolayısıyla Galatasaray yüksek bir konsantrasyonla bu maçı oynayacaktır. Bununla birlikte Trabzonspor maçı da büyük bir önem arz ediyor. Trabzonspor yaralı gelecek, Hatay'da da mağlup oldular ama Trabzonspor ön bölgede yine sorun yaratabilecek takımlardan bir tanesi. Üstelik teknik direktör Abdullah Avcı da büyük maçlar söz konusu olduğu zaman özel stratejiler üretebilen teknik direktörlerden bir tanesi. O bakımdan Trabzonspor, Ümraniye ve Trabzonspor maçlarının çok yoğun geçeceğini, yüksek tempoda geçeceğini öngörmek yanlış olmasa gerekir. Ben Okan Buruk'un bu iki arka arkaya oynanacak maçta herhangi bir rotasyon yapmayacağını, ideal 11'i sahaya süreceğini düşünüyorum. Ümraniyespor'da en az Trabzonspor kadar ciddiye alacaktır Okan Buruk. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.